Merhaba gençler, üçgenler paskülünün son testi, şampiyon testi ile karşınızdayız. Şimdi bu üçgenlere dair çözeceğimiz son test. Hazır mıyız şampiyonlar ve zor bir test. Şimdi birinci soru. Dik kenar uzunluğu 10 metre ve 15 metre olan dik üçgen biçimindeki bahçenin bir kısmına lale dikilip kalan kısmına çimlendirme yapılmış ve bununla ilgili maliyeti birim e, metrekare bir metrekare fiyatı verilmiş ikisi içinde. AB dediği uzunluk e, CD'ye paralelmiş. AB kenarı CD kenarına paralelmiş. MD de MC'den küçükmüş. Şimdi bak. MD şunu kullanalım. MD MC'den küçükse zaten dik kenarları verilmiş ya 10 15 diye. O zaman e, MD 10 olur. Bakın şurası 10 olur. Tamam mı? Şurası 10 olur. Burası da 15 olur. O zaman şuraya 15 eksi K düşer. Buraya anladık. Tamam. Hatta şunları şöyle sileyim kafamız karışmasın. Şöyle gitsin bunlar 15 eksi k. Tamam. Şimdi lale ekilen kısmın alanını bulmak birazcık üzer bizi. O yüzden bu paralelliği kullanalım. Nasıl kullanalım? Alan taşıyalım. Nasıl? Bakın. ABCD'ye paralel olduğu için E'yi istediği noktaya taşıyabilirim, değil mi? O zaman E'yi aldım D noktasına götürdüm. O zaman ne olur biliyor musunuz? Bak şöyle olur. Bak şöyle çizdim. Gördünüz mü? O zaman lale ekilmiş kısım şurası olur. Bakın. Lale ekilmiş kısım şurası olur. Şöyle tam göstereyim. Tamam mı? Şöyle. Burası sarı oldu ama kırmızı oldu. Ha şurası bak. Gördünüz mü? Orada bir üçgen oluştu zaten. İyice şöyle renklendireyim. Gördünüz değil mi krallar? Anlaştık. Tamam. O zaman geri kalan da onu da siyahla göstereyim. Dur. Ee, şurası da geri kalan kısım da şurası da çimlendirilen bölge. Bakın şurası. Tamam mı? Burası da çimlendirilen bölge. Çok güzel. Şimdi ben de neyi istiyor bu? Şimdi A bölü B ifadesinin K türünden eşitliğini istiyor. O zaman bir alandan falan gitmek gerekiyor. Nasıl gideceğiz? Bakın çimlendirme yapılan kısım ee, A TL yapılmış ve 1 metre karesi 5 TL'ymiş. O zaman toplam tutarı fiyata bölerseniz ne kadar metrekare yapıldığını bulursunuz değil mi? Ha, o zaman A bölü 5 metrekare çimlendirmek için kullanılan alan. ve peki bunu bulabilir miyim? Aslında kır, e, siyah bölgenin alanını istiyor. Yani 15 eksi K tabanı çarpı yüksekliği kaç? Yükseklik şurası bakın 10 demiştik. Şuranın tamamına MD uzunluğuna çarpı 10 bölü 2. Tamam. Şimdi buradan A'yı bulabilirim. A eşittir. Hani şu e, 2 ile 5'i 10'u sadeleştirsem 5. Bir de içler dışlar yaparsam 25 çarpı 15 eksi K olur. Tamam. Şimdi bir de diğeri için yapalım bunu. B bölü 40 da lale ektiğin kısmı alalım. O da neye eşit? K çarpı 10 bölü 2'ye. E yine içler dışlar yaparsanız burada B eşittir. 5 200 mi yapar? Aynen 200 K yapmış olur. Tamam. Şimdi A bölü B'yi istiyor. O zaman A bölü B'yi bulalım. A bölü B eşittir. 25 çarpı 15 eksi K bölü 200 200 K. Tamam. Şimdi 25 ile 200'ü sadeleştirsem 8 mi? Aynen 8 değil mi? 15 eksi K bölü 8 K olmuş olur şampiyonlar. 15 eksi K bölü 8 K cevap Adana birinci soruyla başladık. İkinci soru. 2017 LS sınav sorusu. Şimdi ABC ikiz kenar üçgen. Tamam. Ee, AB 6'ymış. Burası 6. Tamam. BD de 6 o zaman. Doğal olarak AC. AC'nin lisi şurası 9. BC de 9. Tamam. Burası da 9. O zaman şuraya 9 x kaldı değil mi? Onu şöyle ifade edelim. 9 eksi x diyelim oraya. Tamam. X nedir diyor bana. Şimdi öncelikle e, bir dikliği kullansak mı? Acaba şuraya mesela bir Y desem ben. AE uzunluğuna. Bir pisagor uygulasam mı? Bak nasıl? Şu üçgende bir pisagor uyguluyorum. Gördünüz mü? X'in karesi artı, Y'nin karesi eşittir. 81. Yani 9'un karesi. Bir de aşağıda A, e, b, üçgeninde bir pisagor uyguluyup e, 9-X'in karesi artı Y'nin karesi eşittir 36 yani 6'nın karesi. Şimdi bunları taraf tarafa çıkarayım. Y'den kurtulayım. X'in karesi eksi 9 eksi X'in karesi eşittir. 81'den 36'yı çıkardım. 45 yaptı. Buradan X'i ne yapacağız? Bulacağız. Şimdi e, uygun böyle seçeneklerden değer vererek de bulabilirsiniz. Yani X yerine mesela hani gidip 7 yazacak halim var mı? Var. 7 yazsam ne olur X gördüğüm yere? Bak 49 oldu. 49 eksi 2'nin bak buraya parantez içine 7 yazarsan 2'nin karesinden 4 oldu. O zaman cevap ne? 45. Gördünüz mü? yani bu haddi getirdikten sonra zaten geriye değer vermek kalsın. Yani o zaman x ne diyelim? 7 diyelim. Ya da ne yaparsınız? Buradan hani e, birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. Böyle sorulardan, böyle işlemlerden zaten bolca yaptık. Biraz da siz yapın bununla ilgili işlemleri. Tamam. Üçüncü soru. 2021 MSV sınav sorusu. Ee, şimdi zemine dik olan e, şekildeki gözlemci kulesi noktasal bir güvenlik kamerası takılarak kuleden belli uzaklıktaki zemine dik olan haç metre. Tamam. Şimdi burayı gözlemliyormuş vesaire. Bu kameranın zemininden zeminden 9 metre yüksekliğe takıldığında duvarın arkasında gözlenebilen zemindeki en yakın noktanın kuleye olan uzaklığı 27 metre. Zaten şekilde de gözüküyor. 27 metre bakın. Ee, zeminden 15 metre yüksekliği takıldığında ise duvarın arkasına gözlemlerinin yani 15 metre. Tamam yani hani şuraya takıldığında bakın şuraya takıldığında 27 metreyi gözlemliyormuş. Buraya takıldığında da 15 metreyi gözlemliyormuş. Şimdi şurada bir ikiz daha doğrusu e, aynen ikiz kenar üçgeni gördünüz mü? Bakın şu uzunluk 15 metre şurası da 15 metre. O zaman hemen şu 45'leri açılara falan yapıştırayım ben oraya. Bak şunları noktaları falan sileyim de kafam karışmasın onları zaten gördünüz. Şimdi bak şurası şunu da kırmızıya çekelim. Evet bak şurası 45. Tamam mı? E burası da 45. E bunlar 90 o zaman şurası h olmaz mı? h olur. Değil mi? 45 45 var bakın şurada. O zaman geriye 15 h mı kaldı? E çok güzel 15 h. Peki tamamı 27. 15'i buradaysa şurası 12 olmaz mı? Değil mi? Burası da 12 olur. Tamam. Bir ne yapalım? temel orantıyı kullanalım. Nasıl kullanalım? Şimdi şuradaki bakın 12 artı haşın 12 artı haşın tamamı yani 27'ye oranı eşittir h bölü 9. Anlaştık mı? İşler dışlar yapmadan sadeleştireyim. Bakın şuraya 3 yaptı. Şimdi işler dışlar yapayım. 12 artı h eşittir 3 h. Öbür tarafa attım. 2 h eşittir 12'den h eşittir 6 olmuş oldu. Gördünüz mü? Gayet aslında basit, temel bir soru. 2021 MSU sınav sorusu. Tamam mı? Biraz uzatmışlar, anlatmışlar vesaire böyle biraz e, zor gibi gözüküyor ama böyle kenar uzunlukları yerleştirip işleri görünce hani ne var? Aa bak 45 var. Aa o zaman tamam şöyle böyle deyince soru gayet kolay çıkabiliyor. Bazı sorular bazıları da ciddi anlamda zor olabiliyor. Dördüncü soru. Hmm. ABC üçgeni AC'ye BC eşitmiş. Tamam. BAC şurası. Bakın 40 dereceymiş. Tamam. Şimdi ne diyor bana? ABC ok yönünde 50 derece döndürülürse. Hmm. Peki döndürme işlemi yaptığın zaman. Bak şimdi ben bu kalemi döndür, döndürdüğüm zaman hiç şekli falan bozuluyor mu? Yok bozulmuyor değil mi? O zaman bakın. A şurası da AC ile AC üssü de eşittir. Bak şunla şu eşittir. Gördünüz mü? O zaman bu da eşittir. O zaman şununla da şu aynıdır eşittir. Değil mi? Bir şey değişmez çünkü. Ha. Peki. 40 derece döndürdük. Bak, burası 40 ise zaten şurası da 40 olur. Gördünüz mü? Ya da şurası da 40 olur. Anlaştık mı? E, geriye ne kaldı? 100 kaldı. Bak mesela burası 100 oldu. E şimdi bu 50 derece döndürme işini nasıl kullanacağız? E şimdi ben 50 derece döndürdüysem e, şurası zaten 40 ise geriye ne kaldı? 10 kalmış oldu. Gördünüz mü? Anlaştık mı? E şimdi burada da bir ikizkenar üçgen var. Bakın AB üssü ile AB birbirine eşit. E taban tepe açısı ne? 50. O zaman geriye ne kaldı? 130 kaldı. E 130 bölü 2'den o zaman 65 olmalı. Değil mi taban açıları? E peki 40'ı buradaysa işte şu açı kaç olur? 25 olmuş olur. Şimdi bana sorduğu şey ne? B, B üstü, C üstünü soruyor. E orayı soruyor zaten. O zaman cevap ne olacak? 25 olmuş olacak. Tamam. Beşinci soru. Aşağıda verilen bahçeye çimlendirme işlemi yapılacaktır. Bu işlem e, işlemin planlanması şu şekilde. Bahçenin kenarlarının orta noktaları birleştirilerek yeni bir üçgensel bölge oluşturuluyor. Oluşturulan üçgensel bölgenin de kenarlarının orta noktaları birleştiriliyor. Yeni bir üçgensel bölge oluşturuluyor. Görüldüğü gibi oluşan en küçük üçgensel bölgenin bir kenarı. Tamam şimdi bak şurası e, AB3 olsun tamam mı? burası da 2 olsun. Aslında 3k 2k da şimdi kma yazamıyorum buraya çok böyle kava duruyor tamam mı? Şimdi şunu unutmayın. Şu bir özellik de. Bakın bir üçgen orta noktalarını birleştirerek yeni bir üçgen oluşturdu. Gördün mü? Şuradaki bütün alanlar birbirine nedir? Eşittir. Tamam mı? 4 eş parçaya bölünmüştür. Şimdi o zaman bir de şunu biliyorum ben. Alanlar kenarlarıyla orantılı. Bakın şurası 3 burası 2a Gördünüz mü? Çünkü AB uzunluğu 3 ise o zaman alan 3A. Burası 2A. Şimdi şu üçgen içteki en küçük üçgen 5 ise o zaman burası da 5, burası da 5, burası da 5 olacak. Peki en büyük üçgen için düşünürsek içteki kaç oldu? 5, 10, 15, 20 oldu. O zaman bunlar da 20'dir. Anladık değil mi olayı burada? Tamam. Şimdi diyor ki bana B, B noktasında alınan yine bölge bir buçuk saatte çimlenmiş. Yani şu yeşil kısım yani 3 alanlık kısım bir buçuk saat sürmüş. O zaman bir alanlık kısım 0.5 saat sürer. Tamam. Bana ne diyor? Tamamı kaç saatte bitmiştir? Şimdi tamamı kaç alan? 20. İçerisi kaçtı? 20 miydi? E bundan 4 tane var. O zaman 80. Yani 80 tanesi ne kadar sürer? 80 çarpı 0.5'ten o zaman 40 saat sürer. Anlaştık mı? Tamam. Güzel yani hoş. Evet 6. soru. Hmm. Şimdi AB çok bilgi var ya. AB oraya dikmiş. Tamam bir de kontrol edelim doğru mu? Tamam BF FC eşitmiş. Bakın onu göstermemiş. Biz şöyle bir karalayalım. Tamam mı? FC'ye şöyle ikizkenar üçgeni gördünüz burada. Tamam mı? Şimdi aa, şunu da gördüm. Bakın tabandan alınan bir nokta tamam mı? Ee, eşit kenarlara, ikiz kenarlara ne yapılıyor? Yükseklikler indirilmiş. Gördünüz mü? Diklik indirilmiş. Tamam. O zaman bunların toplamı niye eşit? Bu ikiz kenar üçgenin bir yüksekliğine eşit. Ha, o zaman bakın burada ne var? 135 derece geniş açılı üçgen olduğu için bunun yüksekliği olan AB 4 artı 6'dan 10'dur. Gördünüz mü? Şimdi bakın şurası 45 derece mi? E, orası da 90. E, burası da 45. O zaman AF uzunluğu da 10 olmuş olur. Bunu da gördünüz mü? Peki o zaman BF uzunluğu şurası 10 kök 2 olmaz mı? Olur. O zaman GC uzunluğu da 10 kök 2 olmuş olur. Anlaştık. Bana ne soruyor? BCF'nin alanını soruyor. BCF. E şimdi bunun alanı geniş açılı bir üçgen. Taban çarpı yükseklik bölü 2. E tabanı 10 kök 2. E yüksekliği AB değil mi? 10 bölü 2. O zaman cevap 50 kök 2. Gördünüz mü? Şimdi şu hareket önemliydi. Bakın orada taradım ya ikiz kenarı gördünüz ya. İşte o taramak o üçgeni belirginleştirmek aslında biraz da işinizi görsel anlamda kolaylaştırıyor. Hani böyle tarayın yani evet eşittir de diyebilirsiniz ama bak daha net gözüküyor soru. Tamam Ve son sorumuz. Doğrusal bir deniz kıyısından 2 metre uzaklıktaki bir A noktasında güneşlenen barış. Oh denizdeki bir geminin kıyıdan ne kadar uzaklıkta olduğunu hesaplamak istiyor. Ya yani mis gibi güneşten işte neyle uğraşıyor? Adım uzunluğunun bir metre olduğunu bilen Barış A noktasından başlayarak kıyıya paralel şekilde 60 adım atıyor. Şimdi bak şuradan başlamış tamam mı? A noktasından başlamış 60 adım atmış. Buraya kadar gelmiş tamam mı? Buraya kadar geldi. 60 metre o zaman. Sonra e, aynı yönde 20 adım daha atıp Bak aynı yönde 20 adım daha atıp tamam 20 metre buraya kadar geldi. Sonra 15 metre kıyıya dik bir şekilde 15 adım atıp denizden uzaklaşıyor. Bak 15 adım attı yani 15 metre geldi. Tamam mı? Sonra da tabi uzunluklar biraz hani görsel olarak aynı olmayabilir. Sonra da diyor e, dikmiş olduğu çubukla gemi aynı hizada gözüküyor. Ha bakın işte şu aynı hizadaymış. Tabii şöyle denk getirebileceğiz bakalım. Evet. Gördünüz mü? İşte olay bu. Peki kelebeği de gördünüz mü? 20'nin 60'a oranı 15'in şimdi neye oranı? Şuraya oranı. Tamamına oranı. Peki 20 bölü 60. Ya yani 1 bölü 3 oranı varsa o zaman tamamı ne olacak? 45 olmuş olacak. E kral şurası 2 metre değil mi? Bakın şurası 2 metre değil mi? Adam zaten sonra da diyor 2 metre uzaklıkta diyor. O zaman şura 2. E geriye ne kaldı? 43 metre kalmış oldu. Böylelikle üçgenler konusunu tamamlamış bulunmaktayız. Yeni konumuz veride görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.